Merhaba arkadaşlar, sizlere çok şey katacağını düşündüm. Sağlam bir soru çözeceğiz. 3-4-5 Yayınları Geometri Soru Bankası AYT tarzındaki sorular bölümünden seçmiş olduğum bir soru, bir katlama sorusu. Hemen soruya geçiyorum. Paralel kenar biçimindeki bir kağıt AE boyunca katlanıyor ve ikinci şekilde gördüğünüz gibi alan ABCD üssü, yani şu bölgenin alanı 36 cm² olmuş. Yerine yerleştirerek başlıyorum. Burası 36 cm². Sonra uzunluklar 5'e 5 olarak verilmiş. DE, EC uzunlukları. İkinci şeklin üstüne gösterelim. 5'e 5 dedik ve bizden istemiş olduğu AE uzunluğu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak katlamanın özelliklerini hatırlayarak başlıyoruz. Neydi? Katlanan parçaların uzunlukları asla değişmiyordu. Yani DE uzunluğuyla D üssü E uzunluğu birbirine eşitken DA uzunluğuyla D üssü A uzunluğu da birbirine eşit oluyordu. Bu bir. İkincisi, katlama çizgisi açıortaydı. Yani burada AE uzunluğu aynı zamanda açıortaydı. Ve arkadaşlar katlamakla birlikte karşımıza bir deltoid çıkıyor. Bakın ADED üssü şekli bir deltoid. Dolayısıyla burada da deltoidi hatırlamamız gerekli. Yani AE uzunluğu deltoid için uzun köşegendir ve deltoidde karşılıklı açılar birbirine neydi? Eşitti. Arkadaşlar deltoidde yapılması gereken en önemli hamle köşegen çizimi. Yani burada bir köşegeni görüyorsunuz, AE uzunluğu, ikinci köşegeni çizmek bizim işimiz. Hemen D ve D üssünü çizerek köşegeni hallediyoruz ve deltoidde köşegenler birbirleriyle dik kesişiyordu. Onu da kesinlikle belirtiyoruz. Yine köşegenler birbirlerini ortalıyordu. Yani şu parçaların uzunlukları birbirine nedir? Eşittir. Şimdi şekle şöyle bir bakalım. Yapmamız gerekenleri buraya kadar hallettik. Burada arkadaşlar DE uzunluğunun D üssü E uzunluğu eşitliğini göstermiştik. Ve sayısal değerini yerine yerleştiriyorum. 5 diyorum. Bunu yerleştirdiğimiz anda soru da kendini gösterdi. Bakın 5, 5, 5. 3 tane birbirine eşit uzunluk nerede olur? Sadece ve sadece bir dik üçgende olur. O halde DD üssü C üçgeni bir dik üçgendir ve hemen dikliğini gösterdiğimizde şimdi arkadaşlar bakın bu durumda paralel kenarın DC uzunluğu dik üçgen için hipotenüs oldu. Hipotenüs 10 dik kenarlardan biri de 6 olduğuna göre demek ki 6, 8, 10 üçgeni olmalı diyoruz. Böyle olunca da bakın karşımıza 3, 4, 5 üçgenleri de gelmiş oldu. Yani şu noktaya biz ne diyelim? T noktası diyelim ve TED üssü üçgeniyle TED üçgenleri birbirine eşit olan üçgenler. Dolayısıyla TE uzunluğu 3 birim olmalı. Bizden AE uzunluğunu istemişti. Arkadaşlar TA'yı da bulduğumuz anda olay bitmiştir. Peki bundan sonra yapacağımız hareket artık bize verilmiş olan şu alanı kullanmak. Alanı verdiğine göre alandan yola devam edeceğiz demektir. Bakın geometri en önemli şey soruyu okuyabilmektir. Soru nasıl okunur? Tabii ki verilerden okunur. Yani alan veriyorsa demek ki yolumuza artık alandan devam etmemiz lazım. O halde biz de bu bölgelerin alanlarını bir halledelim. Öncelikle bulabileceğimiz alanlara bakıyoruz. Mesela arkadaşlar DED üssü üçgen alanı bulabiliyoruz. Tabanı 8, yükseklik 3 olduğuna göre temel alan bağıntısından 8 × 3/2 dediğimizde 12'ye eşit gelir ve 12'yi de 6'ya 6 diye bölecektir. Alan paylaşımına dikkat edin. 5 birime 12 cm² alan geliyorsa eğer diğer 5 birime de yine 12 gelmeli diyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Şunlar kaldı bakın. A'ya A diyelim, bu alanlar birbirine eşit ve bu durumda paralel kenarın alanı ne oldu toplamda? 2 tane A artı 12, 12, 24, 36 daha 60 oldu. 2A artı 60 paralel kenarın tüm alanı. Şimdi gelelim diğer şekle. Bunun üstüne göstereceğim arkadaşlar daha net olsun diye. Çünkü DAE üçgenin alanı toplamda görüyorsunuz 6 + A'ya eşit. Hemen üstünde belirtiyorum 6 + A ki bu alan paralel kenarın alanının 4'te 1'ine eşit. Yani şöyle de yapabiliriz. Yarısı demek böyle parçalarsam eğer diğer 5 birime de 6 + A'lık alan düşeceği için şurası da 12 + 2A olacağı için ne oldu şimdi paralel kenarın alanı? 24 + 4A'ya eşit oldu. 2A + 60'tı. Hemen eşitliyoruz. 4A + 24. Buradan bakın 2A 36 ve A da 18'e eşit geldi. A'lık alan neresiydi arkadaşlar? Şurasıydı. Bakın bu bölgelerden herhangi birini alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani A dediğimiz alan, şunu alırsam eğer tabanı 4 birim, şu uzunluğa da x kadarlık uzunluk dediğimizde ne olacaktır? Şu tarafa yazalım. X çarpı 4 bölü 2 18 ise eğer x de buradan 9 gelir. Bu durumda bizden istenilen AE uzunluğu 9 artı 3'ten 12 olur. Doğru cevap da B şıkkı bulunur. Evet, güzel sağlam bir soru arkadaşlar. İçerisinde hem katlama hem alan hem de özel üçgenleri barındıran tam ÖSYM tarzı sınav ayarında bir soru diyebilirim. Farklı soru tipleri, alternatif ve teknik çözümlerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.